Sayın Hamza Çebi, buyurun. 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 Buyurun Sayın Hamza Çebi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biraz önce dağıtılan önerge seti içerisinde iki önerge gördüm. Bu önergeler ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa okullarda ders müfredatının hangi derslerden oluşacağına yönelik olarak bir düzenleme yapılmaktadır. Belki bazılarınız çıkıp 1982 anayasasıyla da bazı dersler uygulamaya konuldu diyebilirsiniz. Ancak o anayasanın bir darbe dönemi anayasası olduğunu unutmayalım. Yüce dinimizin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim bugün ibret verici bir şekilde oy uğruna siyasete alet edilmektedir. Öyle anlaşılıyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi ile onun takipçileri artık bundan sonra toplumda dinlerin kutsal kitapları etrafında bir kutuplaşmayı yaratmak istemektedirler. Değerli milletvekilleri, devlet vatandaşları, dinleri, inançları itibariyle bir ayrıma tabi tutmaz. Yönetimler, hükümetler bütün vatandaşları eşit şekilde kucaklarlar. Bütün inançlara, bütün dinlere karşı eşit mesafede dururlar. Devletin görevi vatandaşların inançlarını, dinlerini özgürce yaşamalarının önündeki engelleri kaldırmaktır. Bu sadece bir laik devlet tanımı değildir. Bu aynı zamanda özgürlükçü, demokratik devletin tanımıdır. Bugün AKP ortaya koymuş olduğu tavırla özgürlükçü ve demokrat bir hükümet olmadığını, böyle bir anlayışa sahip olmadığını, vatandaşların inançları arasında, onların kutsal kitapları arasında bir ayrım yapacağını ilan etmektedir. Değerli milletvekilleri, bütün dinler doğruluk, dürüstlük, adalet gibi kavramlardan hareket ederler. Bütün dinler haksızlığa karşı hakkın isyanını ifade ederler. Dinlerin bütün kuralları, ibadetler, ritüeller ahlaki olarak iyi olanı, doğru olanı bulmak içindir. Esasen doğru olan, iyi olan sadece dinlere mahsus da değildir. Ancak dinler bu kavramları alarak bunları ruhun ölümsüzlüğü ve Tanrı gibi iki kavrama bağlamak suretiyle daha uyulması gereken, toplum tarafından daha riayet edilmesi gereken kurallar haline dönüştürürler. Ancak yapılmaması gereken dini siyasete alet etmektir. Sayın Başbakan, 4+4+4'ün bir pazarlama stratejisi olarak dershanelerin kapatılacağını ifade etmişti. Sayın Bülent Arınç ertesi gün onu tekzip etti. Dershaneler kapatılmayacak dedi. Şimdi Sayın Başbakan bir başka stratejiye başvuruyor. Yüce dinimizin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim üzerinden bu teklife karşı oluşan toplumsal muhalefeti susturmak istemektedir. Bu tarihten bana bir örneği hatırlattı. İslam tarihinde yapmış oldukları haksızlıkları ve zulümleri kader kavramı üzerinden İslam dinine dayandırarak meşrulaştırmak isteyen bir kötü dönem vardır. Emevi devleti dönemi. Emevi sultanı Muaviye Hazreti Ali ile giriştiği mücadelede o Sıffin Savaşı'nda savaşı kaybedeceğini anlayınca onun komutanı olan Amr bin Elas mızrakların ucuna Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını geçirir ve savaşı öyle kazanır. Sizin şimdi yaptığınız budur. Değerli milletvekilleri, buna hiç kimsenin hakkı yok. Gelin toplumun, öğrencilerimizin hangi noktada din eğitimi ihtiyacı var? Bunu hep birlikte konuşalım. Bunun düzenlemesini yapalım. Böyle uzlaşma aramayan, hemen biraz önce 5 dakika önce muhalefet partilerine dağıtmış olduğunuz önergelerle öğrencilerimize din eğitimi yönünde vatandaşları ayıracak şekilde bir çerçeve çizmeye çalışmak son derece yanlıştır. Bu bizim dinimizin
esasına da aykırıdır. İslam'ın esası tevhid ilkesi çerçevesinde haksızlığı ortadan kaldırmaktır. Haksızlığı ortadan kaldırmaktır. Mülk ilişkilerini düzenlemektir. Yani mülkiyet ve egemenlik ilişkilerini düzenlemektir. Bunların halka ait olduğunu ortaya koymaktır. Siz bütün bunları bir kenara bırakıyorsunuz. Bu tasarıda lütfen Sayın Hamza Çebi. Lütfen. Sayın Hamza Çebi, teşekkür ediyorum. Sayın Hamza Çebi lütfen. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Buyurun. Ama çok oldu Sayın Hamza Çebi lütfen. Buyurun. Hayır. Ama sonuna kadar bekledim ben Sayın Hamza Çebi. Siz teşekkür ettiniz. Peki.